yağmaya başladı. Ortaya da böyle seyirlik görüntüler çıktı. Au! 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 Gelsinler, gelsin. Hah. Güzel benim, benim yaşım 85. Peki ne zaman eve gidiyorsunuz? Yayladan dönüş ne zaman? Şimdi zamanı oldu, oldu işte. Burada su yok saatte. Yola çıktınız mı artık? Nereye? Yola çıktınız mı eve dönüşe? Yok, daha çıkmadım biz. Ne zaman çıkacaksınız? İşte bugünlerden geçiyordan sonra çıkar. Havalar soğuduğu için mi gidiyorsunuz? Tabii, çadır yok mu şey yok. Sen vaziyeti görmüşsün. Atalar köyünde, Fadıl yaylasında biz 4. ayda buraya geldik. Şu an 10. aya giriyoruz. Tekrar dönüş yapacağız. Çünkü burada hayvanların girecek yerlerimiz yok. Bir de bu sene yağıştan dolayı çok hayvanlarımız otlanmadan dolayı, yemden dolayı çok gelişemedi. Mecbur işte bundan sonra bir ay sonra da beslemek zorunda kalırız. Çünkü meralarımızda, bu sene meralarımızda ot yok. Ottan dolayı mecbur bir ay sonra bu hayvanlar beslenmesi lazım. Çünkü artık kuzulacı oluyorlar. Bunlar birinci ayda doğurmaya başlayacaklar. Şu andan beslenmezse olmuyor. Ama yem çok yüksek bu sene. Şimdi tabii bu sene biliyorsunuz Türkiye geneli bir kuraklık vardı. Kuraklıktan dolayı ot kalitesi, yaylalardaki ot kalitesi düşük olduğundan, erken kuruduğundan dolayı ne doğru dürüst süt alınabildi ne de hayvanlar doğru dürüst otlayabildi. Bu anlamda tabii küresel anlamda bir sıkıntı var ama inşallah bu sene yağışlı olur diye bekliyoruz. Tabii yaylalarımızda biliyorsunuz yetiştiricilerimiz ilkbaharda yani Nisan ayından Mayıs aylarında çıkıyorlar. 9. ayın sonu 10. ay gibi de inmeye başlıyorlar. Burada biliyorsunuz çok soğuk olduğu için artık inişler başladı. Yetiştiriciler kendi köylerine, mezralarına, mahallelerine rakımı düşük olan yerlere, soğuk olmayan yerlere inmeye başladılar. Yani birkaç gündür başladı. Tabii bu anlamda yetiştiricilerin gidişleri, gelişleri, zorlu yol koşulları bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar. Ama bu süreç içerisinde tabii ki yetiştiricilerimiz mümkün mertebe birbiriyle yardımlaşarak gerek araçlarıyla gerekse yine hayvanlarıyla buradaki çadırlarını söküyorlar, araçlara yüklüyorlar ve birbirine yardımcı olarak aşağılara mahallelerine iniyorlar. Evet. Hayvan yetiştiricilerin şuradan benim. Yaklaştın mı?